gerçekten benim çok önemsediğim, çok sevdiğim bir konu var. Ve bu konu belki de şimdiye kadar sunmaktan en keyif alacağım konu diyebilirim. Bu konuyu geçtiğimiz Eylül ayında İngiltere'de düzenlenen Büyük Britanya Astroloji Derneği'nin 47. Uluslararası konferanslarında sundu. Orada da güzel bir ilgi gördü. Bugün sunumlarında göreceğiniz üzere slaytlar İngilizce olacak. Ben Türkçe konuşacağım. Çeviriler Fransızca olacak. slaytların İngilizce olmasının sebebi aramızda yabancı konuklarımızın olması. Onların konuyu takip edebilmesi açısından ben slaytlarımı Eylül ayındaki haliyle bıraktım. Türkçeleştirmedim. Onun için nasıl olsa ben sizlere anlatıyorum. Okuyabilenler zaten ekrandan takip ederler. Ama spontane anlatım içerisinde bakalım bugün neler çıkacak. Evet, İdris peygamber. Aslında İdris sözcüğü bütün gece boyunca kulaklarımda yankılandı durdu. Gerçekten de bugün için çok heyecanlandım. Çünkü Hermes olarak bilinen, belki de bütün kültürlerin bilgidar olduğu zat, bizim kültürümüzde İdris Aleyhisselam olarak biliniyor. Tabii başka kültürlerde, burada göreceğiniz üzere, başka isimlerle de aynı zata işaret edildiği söyleniyor. Mesela Tot, Mısır kültüründe. Mesela Hermes zaten biliyorsunuz Grekçe. Mesela Sertlerin Merlin'in, yine Musekilerin, Yahudilerin en uşu ve Quetzalcoatl olarak Maya kültüründe geçen, Viracocha olarak İnka kültüründe geçen, Persiyanların yani eski İranlıların Hoşen olarak belirttiği ve Sümer'de de yani aslında bütün kültürlerde insanlığa bilgi getirdiği söylenen bir bilge olarak geçen zat. Ve Zümrüt tabletlerini belki bilirsiniz. Aslında orta çağlar boyunca belki ilahi kanaldan gelmiş olan en kabul edilmiş bilgilerden 12 tabletten oluşan Zümrüt tabletleri içerisinde dördüncüsü özellikle İdris peygamberi de ve tabii ki Hermes'i de çağrıştıran bir profil çizer. Aslında İdris peygamber ile bağdaştırılması Hermes'in 8. yüzyıldan itibaren başlıyor. Biraz sonra göreceğimiz üzere çok önemli bir tarihçi olan, aynı zamanda bir astrolog olan, aynı zamanda hadis ilmine de vakıf olan Ebu Maşer'den gelmiş olan bilgiler. Evet, bu eski tarihçilerden bir tanesi Münebbih, yani Vahab İbn-i Münebbih ilk kez İslam kaynaklarında İdris Aleyhisselam'ı Enoç olarak anan ve tufandan önce yaşadığını ve insanlığa bilgi getiren ilk zat olduğunu ifade eden tarihçi. Ve tabi Kur'anik İbn İdris, yani bizim Kur'an'da İdris olarak ifade ettiğimiz zatla bağdaştırılması da aslında yavaş yavaş bu 8. yüzyıldan itibaren oluyor. Ve o diyor ki İdris Nuh'un büyük babasıydı ve İnoç olarak adlandırılıyordu. Buradaki eşleştirmeden başlıyor. Yani aslında birazdan göreceğimiz üzere daha evvel bir pagan dinini yaymak üzere burada olduğu söylenen, kendisine büyük bilgilerin vahyedildiği söylenen zatın daha sonra İdris peygamber olarak anılmaya başladığını görüyoruz. Tabii İdris peygamberle İnoç arasında çok enteresan benzerlikler var. İkisi aynı zat ama farklı kültürlerden gelen bilgiler olarak.
baktığınızda. Her ikisi de ölmeden göklere yükseltiliyor. Ve her ikisi de son derece doğru, dürüst kişiler olarak anılıyor. Ve aynı zamanda biraz sonra göreceğimiz gibi insanlığın ilk öğretmeni olarak da anılıyorlar. İnoç veya Hannum esasında HNH kökünden geliyor ve DRS kökünden gelen İdris ile karşılaştırdığımızda her ikisi de öğretmen, öğretti anlamına geliyor. İdris'in DRS kökünü alırsanız ders kelimesini bulursunuz. Ders vermek, yani öğretmekle alakalı. Yine HNH kökünden de gelen kelime aslında aynı anlama geliyor. Yine bu tradisyon içerisinde Mısır'da Tot ismiyle karşılaşıyoruz. Tot da yine bilge bir öğretmen. Ve özellikle Tot'un üç farklı özelliği var. Bu derin bilgiler paylaşan ve bu üç farklı özelliğin içerisinde bizim daha sonra göreceğimiz bil hikmet olarak tanımlanan, yani hem bir hikmet sahibi zat, hem bir aynı zamanda hükümdar bir idareci, hem de aynı zamanda bir öğretmen olma özelliği Hermes Tot'ta da var. Ve Elbiruni'ye kadar geriye gittiğiniz zaman Elbiruni'nin de bu zatın, yani Hermes olan zatın bu da olabileceği yönünde bilgiler verdiğini görüyoruz. Bu da aynı zamanda Hindistan'da Merkür ile de bağdaştırılıyor. Evet, eski yine bir tarihçi olan Mutahhar İbni Makdisi, çok önemli bir tarih kitabı yazmış olan, o da bu zattan, aslında aynı zattan Huşeyn olarak bahsediyor. Yani bir İran kralıyla bağdaştırıyor. Şu ana kadar incelediğimiz isimlerden getirip baktığımızda Huşeyn var bir tarafta, Tot var bir tarafta, Hermes olarak Yunanistan'da, Grek'te, Grek kökenli bir zattan bahsediyoruz. İdris peygamberden bahsediyoruz. İnoç'tan bahsediyoruz. Aslında hepsinin de değindiği aynı zat. Evet, İdris, yani Hermes, aynı zamanda bazı çevirilere göre ermiş olarak da çevriliyor. Süryanice'de de özellikle buna benzer bir ifade buluyor ve Grek kökenli olarak baktığımızda Utarit, yani Merkür ile bağdaştırılıyor. O zaman temin Hindistan kültüründen bulduğumuz Merkür'ü şimdi burada Grek kökenli olarak da buluyoruz. Aslında Arapça kaynaklara da zaten geçmiş olan ismiyle. Ve üç kere büyük anlamına gelen three times great, yani üç kere büyük anlamına gelen bir ifade buluyor. Çok önemli bir yazar olduğunu düşündüğüm ve eminim düşündüğünüz Titus Burka. Bu konuyla ilgili gerçekten çok çok önemli bilgiler paylaşıyor. Ve biraz evvel değindiğim müselles bil hikme, yani bir bu üç kere Hermes sözcüğünü aslında evrenin üç bölümünü temsil ettiğini anlatıyor ve aslında özellikle üç tane Hermes'ten bahsedeceğiz. Birincisine atfedilen üç tane önemli vasıfla da karşılaştırıldığını söylüyor. Bu üç tane vasıftan bir tanesi idari, yani melik olma vasfı. Bir tanesi hikmet, yani o bilgiyi, bilgeliği alma vasfı. Ve Hermes'in esasında, buradan da göreceğimiz gibi, Hermetizmin Müslüman filozoflarca, Müslüman alimlerce kabul edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Hermes'in üçüncü vasfı, nebilik vasfı. Yani
Hermes'in İdris peygamber olduğunu düşündükleri için bu üçüncü vasıftan dolayı Müslüman alimler hermetizme ilgi gösteriyorlar ve bu alanda eserler vermeye başlıyorlar. O zaman bu üçlemenin aslında bir, biraz evvel bahsettiğimiz gibi hikmetle alakası var. İki, biraz sonra değineceğiz, şehirler kuran, bütün bilimleri de tahsis eden bir tarafı var. Melik, yani yönlendiren, yöneten bir tarafı var. Ve bizim özellikle bu bilgileri İslami kaynaklardan daha doğal bir şekilde bünyemize almamızın en büyük sebebi olan da nebilik vasfı var. Ve bu bağlamda Cabir İbni Hayyan, El-Kindi, Farabi, İbni Sina ve Suhreverdi gibi isimler bu konuyla ilgili pek çok da kaynaklar, bilgiler paylaşmış gözüküyorlar. Tabii bu arada antiparantez belirteyim. Bugün belki buna çok girmeyeceğim ama hermetizmin bizdeki anlaşılan şekli batıdakinden biraz daha farklı. Evet, aslında daha batıya baktığınız zaman, özellikle Grek ve Latin kökenli bilgilere baktığınız zaman, oradan gelen bu bilgilerin Rönesans ve Orta Çağ dönemini çok derin bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Ve bilginin yayılmasında çok önemli rol üstlendiğini görüyoruz. Ama işin Arap kaynakları kısmına baktığımız zaman buradaki gelişim biraz daha geç oluyor aslında. İlgi biraz daha geç geliyor şimdi. Özellikle buradan gelen, yani Arap kökenli kaynaklardan gelen bilgilere göre Hermes ya da İdris olarak bildiğimiz zat tufandan önce gelmiş olan ve pagan dinini yaymış olan zat olarak daha sonra İdris peygamberle bağdaştırılıyor. Ve özellikle İsmaililer bu bağlamda ilk organize bilgileri paylaşan ve bu anlamda eserlerde paylaşan grup. Ve şöyle diyorlar, Allah onu yükseltti. Yani aslında ölmeden yükseldi ve o yükseldiğinde Satürn semasına yükselmiş olacak. Birazdan bahsedeceğiz, 7. semaya yükselmiş olacak. Orada kalarak ve Satürn ile 30 yıl kadar seyrederek yeryüzüne iner ve öğrendiği gökler ilmini, yani bugünkü ifadesiyle astronomi ve astroloji ilmini insanlığa iletir. Dolayısıyla aslında bu vasfıyla Hermes, İnoç, İdris insanlığın bilgi alması yönünde temel kaynaktır. Yani bir başlatıcıdır. Aslında bütün ilimlerin atasıdır, babasıdır. Astroloji ilmi buna dahildir. Astroloji tarihi dersleri anlatıyoruz okulda ve astroloji tarihi dersleri anlatırken tabii biz en çok horoskopik astroloji türüne değiniyoruz. Milattan önce 400'ler civarında ilk horoskopun o zamanlardan kalmış olduğunu söylüyoruz ve Mezopotamya'da ilk kez ortaya çıkmış olduğunu söylüyoruz. Ama tabii bugün Göbekli Tepe'nin ortaya çıkartılmasından sonra tarihte ne kadar daha geriye gittiğimizi de görmeye başladık, anlamaya başladık. Ve astroloji okulunda öğrencilerimiz bu işin tarihi nereye kadar gidiyor diye sorduklarında ben artık şu cevabı veriyorum. İdris Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Yani Nuh tufanı öncesine kadar gidiyor. Yani Adem neslinden gelen Adem, Şik ve ondan sonra İdris Aleyhisselam olmak üzere astroloji bilgisi ilk kez vahiy yoluyla indirilir ve İdris Aleyhisselam, Enoch, Hermes tarafından da insanlığa öğretilmeye başlar.
bu bağlamda hepimizin öğretmenidir. Yani İdris kelimesinin köküne bakarsanız DRS çok sayıda ders veren, aslında kendini adayan anlamına gelen de bir alt manası var. Kendini öğretmeye adayan anlamına da gelen bir alt manası var. İşin bu kısmında bilgi verirken hakikaten çok heyecanlanıyorum. Çünkü bir şekilde bu bağı kendimde çok hissediyorum. Mutlaka astrolojiye gönül vermiş olan, astroloji bilgisini aktarmak için kendini adamış olan sizler de aynı hissiyatla geliyorsunuz. Dolayısıyla astroloji ilk kez vahiy yoluyla gelmiş olan bir bilgidir ve insanlığa, özellikle ilk başlarda inisiye edilenlere bu yolla öğretilmeye başlamış olan bir bilgidir. Aslında Arapça yazan diyelim, çünkü sadece Arap kaynakları veya Arap astrologlar ya da Arap alimler demek yanlış olur. O dönemin edebi lisanı ağırlıkta Arapça olduğu için Arapça yazan kaynaklardan bize gelen bilgilere göre bu üçlü oluş aslında üç farklı kişiye de işaret edebilmektedir. Ve üç farklı zamanda ortaya çıkmış olan bir bilgeden bahsedilmektedir. Bu bağlamda bunlardan birincisi tufandan önce doğmuş olan, dünyaya gelmiş olan ve bütün bilimlerin kurucusu olan zattır. İkincisi, tufandan sonra Babil'de doğmuş olan zattır. Kalde, yani Kaldeliler deyince aklımıza zaten astroloji gelmeli. Astroloji okulu öğrencileri tarih derslerinden hatırlarlar. Ve üçüncü olarak da yine tufandan sonra Mısır'da yaşamış olan bilge. Şimdi bu konuyla ilgili hemen üç tane Hermes, yani Hermesler ya da Al-Haramise, yani birden fazla Hermes olduğunu belirten zat Ebu Maşer el-Belgi'dir. Ve Ebu Maşer el-Belgi'nin bu eserinden, Kitabul Uluf adlı eserinden bu bilgileri de aktaran İbn-i Cülcül adlı zattır. Ve o kitabında Ebu Maşer'in verdiği bilgilerin bazılarını bize aktarmış. Daha sonra günümüze yakın dönemde bu bilgilerden bazıları The Thousands of Ebu Maşer, yani Ebu Maşer'in kitabı, aslında Ebu Maşer'in binlikleri gibi diyebiliriz. Kitabul Uluf bizdeki bilinen ismiyle eser, hepimizin bugün kullandığı en temel kaynak olmuştur. Evet, Ebu Maşer Kitabul Uluf adlı eserinde diyor ki aslında Hermesler vardır ve Hermesler, yani Hermes aslında bir ünvandır. Dolayısıyla aslında bir kişiyle sınırlı olmadığını, bunun bir silsile olduğunu, devamının geldiğini söylüyor. Ve dolayısıyla bu farklı bireylerden oluşan bir gruptur esasında diyor. Ve bunlardan bir tanesi, ilki esasında biraz evvel saydığımız atıfların ve biraz sonra sayacağımız atıfların en çok yapıldığı zat, Enoç olarak da bilinen bizim İdris peygamber dediğimiz zattır. İkinci Hermes, Kalde, Babil'de yaşadı ve Nabuzbani zamanında yaşadığı söyleniyor, soru işareti. Yani zaman tam olarak bilinmiyor ama Grek filozof Sokrates zamanında yaşadığı söyleniyor. Tabii hemen sözün burasında çok önemli bir kültür alışverişi zamanına gitmek istiyorum. Özellikle Mısır'daki bütün o inisiye edilen zatlara aktarılan bilgilerin
Yunanlı filozoflara da aktarıldığı İskenderiye zamanında. İskenderiye okuluna geri gitmek istiyorum. Pisagor, Plotinos, Euksidos gibi çok önemli Yunanlı filozof ve bilim adamları İskenderiye okulunda yıllar boyunca eğitimler görmüşler. 20 yıl, 30 yıl gibi zaman. Ve bu dönemde oradaki kültürler, yani Mısır kültürüyle Yunan kültürü çok iç içe geçmiş. Pisagor'un bu ikinci Hermes olarak tanınan alimin zatı öğrencisi olduğu söylenir. Bu bağlamda kendisinin de çok yüksek matematik bilgisine sahip olduğu söylenir. Aynı zamanda tıp da dahil olmak üzere pek çok konularda bilgi sahibi olduğu söylenir. Ve üçüncüsü de az evvel bahsettiğimiz gibi yine tufandan sonra Mısır'da yaşamış olan zattır. Yani şu ana kadarki öğrendiklerimizi toparlarsak, Ebu Maşer'den gelen bilgilere bakarsak, üç tane farklı Hermes'ten bahsediyoruz. İdris Aleyhisselam'la başlayan, tufan öncesinden bir, tufan sonrasından iki tane Hermes'le karşı karşıya kalıyoruz. İdris hakkında Kur'an'da da bilgi verilmekte. İki yerde Kur'an'da İdris Aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Ben bir yanlışlık yapmamak için notlarımdan okuyorum. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Bu anlam üzerinde duracağız birazdan. Çünkü aslında bu bahsedilen yerin, mekanın güneş feleği olduğu söylenir. İsmail, İdris ve Zülkifl'i de an, hatırlar. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Onları rahmetimizin içine aldık. Onlar gerçekten salih olanlar. O zaman İdris Aleyhisselam'ın Kur'an'da da aslında ismi geçen peygamberlerden bir tanesi olarak ve insanlığa ilk bilgi getiren, aslında biraz evvel bahsettiğimiz gibi bütün ilimlerin atası olan zat olduğunu görüyoruz. O zaman iki kez Kur'an'da ismi geçen bir zattan bahsediyoruz ve Babil'de veya Filistin'de doğmuş olduğu ile ilgili bilgiler var. Adem'den itibaren 5. jenerasyon olduğu söyleniyor. Kendisine 30 sahife indirildiği, yani vahyedildiği söyleniyor. Ve özellikle Adem'den itibaren çok onore edilen, aynı zamanda kendisine özel yer verilen bir peygamber. Birazdan bahsedeceğim. 4 tane diri olan, her zaman diri olarak sayılan peygamberden bir tanesi ve feleklerin dördüncüsü, ortadakisi olan güneş feleğinin de aynı zamanda temsilcisi diyelim, aslında idarecisi, meleği desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Özellikle bu zatın, yani İdris Aleyhisselam'ın daha sonra Nuh Aleyhisselam zamanında patlayacak olan tufanı da haber verdiğini görüyoruz. Tabii bugün öğleden sonra çok değerli iki dostumuz da astrolojinin daha prediktif, yani öngörüsel taraflarına değinecekler. Aslında öngörü dediğimiz şey gökyüzünün işaretlerini takip etmekle alakalı ve ben biraz sonra Muhittin Arabi'nin İsfar adlı eserinden okuyacağım. Burada tabii çok ilginç hikayeler var İdris Aleyhisselam'a atfedilen. Bunlardan bir tanesi de ölüm meleğini ne diyelim, kandırıp ifadesi inşallah doğru yer buluyordur. Bunu bir şirin ifade olarak alalım. Lütfen yanlış anlaşılmak istemem. Cennetin
kapısında veya cennetin içerisinde bir müddet kalmasının hikayesi var. Şimdi İdris Aleyhisselam Merkür'le çok bağdaştırılıyor. Zaten yazmak, öğretmek hep Merkür'le alakalı. Ve biliyorsunuz dördüncü kat gökyüzünde olduğu söylenir demiştim. Güneş feleği. Merkür de Güneş'e hep çok yakındır bilirsiniz. Hatta yanık dolaşır çoğu zaman. O yanık olmayı aslında belki onun sinesinde olmak, korunmuşluk olarak da algılayabilirsiniz. İdris Aleyhisselam çokça Allah'ı zikreden, ibadet eden bir zat olarak bütün meleklerin sevgisini ve takdirini kazanmış. Öyle ki melekler onunla arkadaşlık etmek isterler. Bunlardan bir tanesi onunla arkadaşlık edebilmek için Allah'tan müsaade ister. Allah da kabul eder. Ve İdris Aleyhisselam'a görünür olur. Muhabbetlerinin bir müddet sonrasında İdris Aleyhisselam onun kim olduğunu idrak eder, anlar. Ve birbirlerinin sevgisini kazandıktan bir müddet sonra ondan şunu rica eder. Der ki, ben hep bir ölüm sonrasını merak ediyorum. Onun için ölüm meleğine rica etsek de benim canımı alsan. Ama sonra tekrar ben canlansam. Hakikaten bu ricası kabul olunur ve bir müddet için canı alınır, tekrar dirilir. Bundan bir müddet sonra yine meleğe rica eder, der ki ben cehennemi görmek istiyorum. Ne olur bana bunu mümkün kılması için izin alsana. Melek izin alır ve kendisine cehennem gösterilir. İçerisine girer, çıkar. Üçüncü olarak der ki ben bir de cenneti görmek istiyorum. Bunun için de ne olur izin alsana. Hakikaten üçüncü kez kendisi için izin alınır ve cennete girer. Melek artık vakitlerinin geldiğini ve çıkmaları gerektiğini söylediğinde ise bunu reddeder. Oradaki bir ağaca yapışır ve çıkmak istemiyor. Melek der ki nasıl olur? Müsaadeyle geldim, çıkmak lazım. O da der ki Allah'ın insanlara verdiği sözdür. Her kim ki ölüp ondan sonra cehenneme gidip ve cehennemi gördükten sonra cennete girerse artık onun için oradan çıkış söz konusu değil. O zaman ben onun bu sözünü tutmasını istiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Evet, bu tabii bir efsanedir, bir bilgidir. Ben sizlerle paylaşmak istedim. Doğrusunu Allah bilir. Evet, yani bizim Merkür'ümüzün böyle bir tarafının da astrolojiden olduğunu biliyoruz. Evet, biraz evvel bahsettik. Muhittin Arabi'nin Türkçesi Seferler olan İsfar adlı bir eseri var. Sizler de bulabilirsiniz. Nefes yayınlarından. Ve bu kitabın içerisinde İdris'in seferine ayrılan bir bölüm var. Orada bu konuda bahsediliyor ve esasında bu tufan meselesinden. Evet, sizlere okumak istiyorum. İdris Aleyhisselam Allah'ın göğe vahyettiği emri ve gezegenlerin yengeç burcundaki kavuşuma yakın olduklarını müşahede ettiğinde Allah'ın ilminde tahakkuk eden şey nedeniyle Allah'ın kesinlikle büyük bir su indireceğini ve genel bir tufan yaratacağını öğrendi. Feleğin dakikaları içerisinde yürüdü ve böylece özeti ve tafsilatı bildi. Yani feleğin dakikaları içerisinde yürümek aslında zodyaktaki gidişatı takip etmek. Kendimizi böyle bir zata benzetmek gibi olmasın. Bizler onun çok küçük bir örneğiyiz belki ama astroloji programlarınızda gezegenlerin pozisyonlarını yıllarca ileriye alabiliyorsunuz.
ilerletebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bunu bizler bugün kompütürler sayesinde çok daha rahat yapıyoruz. Tabii bu ilmi bize vahyeden zat onu hangi yöntemlerle yapıyordu biz onu bilemeyiz. Evet, o ilahi bağlantı yoluyla yapıyordu. Ve bunu da okumak istiyorum. Sonra Hazreti İdris felekten indi. Yani kendisi yükseltildikten sonrasını bahsediyoruz. Dininin ve şeriatının çocuklarından zeka ve üstün kavrayış sahibi olduklarını bildiği kimseleri seçti. Göklerde ne gördü ve bu yüce ilme Allah'ın sırlarından ne tevdi ettiyse bu şeyleri onlara talim etti. Şimdi İdris Aleyhisselam'ın ölmeden göğe yükseltilmiş olduğu konusundaki bilgilerin akabinde birazdan göreceğiniz aslında şu slide olabilir. Özellikle İhvan Es-Safa'da var. Gökyüzüne yükseltildi ve melekler tarafından kendisine astroloji ve bütün gökyüzü ilmi öğretildiği söylenir. 30 yıl boyunca Satürn ile birlikte seyrettiği söylenir. Malumunuz Satürn'ün bir zodyak turu 30 yıldır ve ondan sonra da yeryüzüne inerek bütün edindiği o derin bilgileri, gökler ilmini insanlığa öğretmiş. Evet, burada aslında okunacak çok şey var ama vaktimiz kısıtlı. Buradaki bütün bilgileri, öğrettiği bilgileri, özellikle tufanın kopacağını vahyettikten sonra, ya daha doğrusu o vahiy yoluyla gelen bilgiyi insanlara ilettikten sonra, o vakte kadar bütün öğrettiği şeyleri, bütün ilmi kaybetmekten korktuğu için, çünkü bu arada bu Nuh tufanının kopacağını söylüyor. Nuh kendisinden çok daha sonra dünyaya gelecek. Gerçi o zaman insanların ömür süreleri çok daha uzun. Mesela İdris Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın ömrünün bir kısmına yetişmiş onun torunlarından birisi oluyor. Yani 308 senesinden sonrasına yetişmiş. Kaç yıl yaşamış olduğunu bilemiyoruz. Nuh Aleyhisselam için 900 civarında bir rakamdan bahsedilir vesaire. Bu kadar zaman sonra gerçekleşecek olan bir tufan ama bu kadar öğrenilmiş şeyleri, bütün bu bilgileri kaybetmekten, insanlığa kalamayacağından korktuğu için inşa ettiği ya da ettirdiği iki tane piramidin iç duvarlarına kazımış. Evet, Hermes İdris Aleyhisselam'ın özellikle biraz daha Orta Çağlar dönemine geldiğimiz zaman özellikle Hermes adıyla, bildiğimiz adıyla daha fazla astrolojiyi öğrettiği, astrolojiyi ön plana çıkarttığını görüyoruz ve 8. yüzyıldan itibaren Hermes isminin çok daha bilinir hale geldiğini görüyoruz. Ve Hermetizmin hem Sufizm hem de İslami kozmoloji içerisinde yerini bulmaya başlaması 10. yüzyılla 12. yüzyıllar arasında oluyor. Bu dönemdeki düşünce akımlarını İslam coğrafyasında çok etkileyen İhvan el-Sefa yani Safa kardeşliği grubu ve el-Biruni biliyorsunuz hem çok meşhur bir astronom hem çok meşhur bir astrolog. Onun Tahvim isimli eseri çok bilindik, tanıdık. Ve İbn Sina yine özellikle kozmoloji üzerine çalışmış olan, biraz daha meleki güçlerle bağlantılı olan temaları çok iyi sindirmiş olan zat ve onların verdiği bu eserler daha sonraki gelişime çok büyük katkıda bulunuyor. Ve 13. yüzyıla gelindiğinde Sufi alimlerin, ustaların işin içerisine girmeye başladığını görüyoruz. Tabii bunlardan çok önemli bir tanesi
en önemlisi dersek, yanılmayız diye düşünüyorum. Şeyh Ekber, Muhyiddin Arabi. Muhyiddin Arabi, Suhre verdiği gibi zatların ardından Abdülkerim Cili geliyor. Ve bunların paylaştığı bilgiler gezegensel güçlerle melekler, peygamberler, iklimler, insanların vasıfları, Allah'ın isimleri, haftanın günleri, haftanın günlerinin saatleri arasında bağlantılar var. Dolayısıyla işin buradan sonrasında ben biraz da onların eserlerinden bir şeyler okumak istiyorum sizlere vaktimiz yettiğince. Ama öncelikle İkban'ı Sefa'ya dönelim. Onlardan şöyle bir iki not var burada. Okumak istiyorum. Nasıl okuyorlar? Kitaplarından fotokopi çektim. Birazcık bir şeyler okuyacağım. Diyor ki, bil ki güneş gezegenler arasındaki hükümdar gibidir. Yani güneşi bir hükümdarla bağlantılandırıyor. Diğerleri ise onun yardımcılarını ve askerlerini temsil eder. Ay, vezir ve veliaht, Merkür, katip, Mars, ordu kumandanı, Jüpiter, kadı, Satürn, haznedar, Venüs ise hizmetçileri konumundadır. Küreler, onun için bölgeleri, burçlar, ülkeleri, ekin yerlerini ve sınırları, vecihler, şehirleri, dereceler, köyleri, dakikalar, şehirlerdeki mahalleleri ve pazar yerlerini, dakikaları oluşturan saniyelerde mahallelerdeki konakları ve pazarlardaki dükkanları temsil eder. Yani o silsile içerisindeki gelişe baktığınız zaman. Ve gezegenlerin bulundukları burçlardaki konumlarından bahsediyorlar. Bir gezegen kendi evindeyken kendi ülkesinde ve aşiretinde bulunan bir adama benzer. Yani burç yöneticisi olduğu konumundayken mesela Mars Koç burcunda, Merkür Başak burcunda gibi. Evet. Arkasından diyor ki şerefindeyken yani yücelmesindeyken güç ve kudret sahibi olan bir adama üçgenindeyken kendi konağında, dükkanında veya arazisinde bulunan bir adama vecihindeyken giyinip kuşanmış birisine haddindeyken kendi ahlak ve karakterini gösteren bir adama vesaire vesaire. Yani çok uzun, çok fazla vaktinizi almamak için kısa kesiyorum. Ama burada verilen insanlara ait vasıflar ve niteliklerle gezegenlerin karakterleri, onlara atfedilen karakterler arasında bağlantılar olduğunu görüyoruz. Tabii İhvan-ı Safa Hermes'e çok önemli yer vermiş olan bir grup diyelim. Ansiklopedileşmiş eserleri var. Anonim eserler, yani yazarı tam belli değil, Ebu Maşar olduğu söylenen, ilk yazarlarından Ebu Maşar olduğu söylenen eserler bunlar. Ve özellikle de İdris Aleyhisselam'ın Satürn'e yükselip orada 30 yıl kaldıktan sonra insanlığa bilgi indirmek için indiğini en çok sitayişle bahseden eserlerinde yer veren İhvan-ı Safa. Ondan sonra bu konu giderek daha fazla bilindik hale gelmeye başlıyor. El-Biruni'ye bakıyorsunuz, Tahvim adlı eseri gerçekten çok çok önemli. Ve hem astronomi hakkında yazan, hem astroloji hakkında yazan bir zat olarak bu yüzden kendi dönemini ve sonrasını çok etkilemiş olan yine kozmolojik açıdan da astrolojiyi çok güzel ele almış olan bir zat. Arkasından İbn-i Sina'ya bakıyorsunuz. Aslında meleki güçler ve yeryüzündeki bağlantılar arasında çok çalışan İbn-i Sina daha öngörüsel astroloji tarzından ziyade daha kozmolojik sembolizm yönünde ilerlemiş olan çok önemli bir düşünce insanı.
Ve Sufizm içerisinde baktığınız zaman bu meleksel hiyerarşinin ve gezegenlerin aynı zamanda çeşitli peygamberlerle de karşılaştırılmasının çok daha yaygın olduğunu görüyorsunuz. 7 tane gök küre, 7 gezegen aslında ay ve güneş, ışıklar ve 5 gezegen olmak üzere 7 tane gök katından artık gezegen karşılıklarıyla, peygamber karşılıklarıyla, meleksel karşılıklarıyla, esma karşılıklarıyla bahsedilir olur. Birazdan Muhyiddin Arabi'ye geleceğim ama Sureverdi'ye de bir değinmek istiyorum. Çünkü hakikaten kendi dönemine etkilemiş olan çok önemli yazarlardan bir tanesi ve özellikle Hermes'in felsefesini çok yayan, geniş bilgiler paylaşan zatlardan bir tanesi. Ve arkasından Muhyiddin Arabi. Tabii Muhyiddin Arabi deyince biraz durmak lazım. Biraz düşünmek lazım. Çünkü gerçekten çok eserler aktarmış olan. Hani o söyledi, ben yazdım. Artık ne kadar yazdı bilmiyoruz. Bu arada yine Mahmut Erol Kılıç kulakları çınlasın, az evvel değildi. Geçen yıl konuğumuzdu, o bahsetmişti. Muhyiddin Arabi'nin ne kadar eseri varsa, onu bir de 3'le 4'le çarpın, kendisine atfedilen o kadar da çok sayıda eser var. Çünkü yolda selam verdiği adam, işte kendi eserini gösterip böyle bir şey yazdım diye Muhyiddin Arabi'ye gösterene, aa güzel yazmışsın dediğine, Muhyiddin Arabi'yi yazmışçasına itibar gösterilmiş. Bu yüzden olduğundan da ya da yazdığından da daha fazla sayıda eser kendisine affedilir. Ama çok önemli eseri Futuhat Tümekiye diyelim, Hüsusül Hikam, El İsbar, El Telezülat, bunlar gerçekten çok önemli eserler. Tabii Muhyiddin Arabi çok önemli bir bilgi veriyor. Sabit yıldızlar olarak bahsettiğimiz, yerden baktığımızda birer sanki sabit hareket etmez gök cismi olarak gözüken bu gök cisimlerinin aslında 72 yılda bir derece ilerlediğini bizler günümüzde biliyoruz. Fakat Muhyiddin Arabi'nin döneminde bilinmezken Muhyiddin Arabi bu konuda bilgi vermiş gözüküyor. Yaklaşık 100 yıla yakın bir süre içerisinde bir civarında derece yol aldıklarından bahsediyor. Bir de çok enteresan, bugünkü bilimsel yaklaşımla doğru kabul edilen bazı bilgileri verdiği için aslında bakışı güneş merkezli bakışla da çok benzeştirilmekte. Biliyorsunuz biz yer merkezi bakış kullanıyoruz astrolojide. Ve Muhyiddin Arabi'nin bu eserlerinden bir tanesi, çok değerli bir tanesi olan Hüsusül Hikem'de Muhyiddin Arabi 4. bölümü bu mühim peygambere İdris Aleyhisselam'a aktarıyor ve özellikle onunla onun nasıl yükseldiğini ve onunla nasıl konuştuğunu, nasıl irtibat kurduğunu anlatıyor. Ve burada belki çok kısaca değineceğim. Çok daha fazlasını inşallah astroloji okuluna geldiğinizde Yeşne Karaca İlinin derslerinde göreceksiniz. Muhyiddin Arabi'nin haftanın günlerine atıfta bulunması, zaman kavramını biraz daha bizim bildiğimizden farklı bir şekilde ele alması ve bazı Arapça harflerle gezegenleri, esmalarla gezegenleri karşılaştırması ve yaptığı bir liste var. Bu listede haftanın günlerini pazardan başlatır ve bu ismi pazarın El Ehad, biliyorsunuz teklik belirten bir isimdir ve Muhyiddin Arabi'ye göre evren pazar günü yaratılmıştır ve pazar güneşin günüdür, ilk yaratılmaya başlanan güneştir. Tabii aslında çok detaylar var ama mesela buna atfedilen ilahi isim veya vasıf, işitme, duyma vasfı
Aslında diyeceksiniz ki hani daha yaratılmadan nasıl eşitti? Ama Allah'ın kendi ön bilgisinde yaratılış zaten mevcut olduğu için kün yani ol emriyle bütün evren bu emri duymuş ve yaratılış başlamıştır. İşte bu pazar günü olmuştur. Güneş gününde olmuştur. Güneşin ilahi ismi, esması El-Nur'dur. Ve El-Nur esması biliyorsunuz işte aydınlatan ışığı olan, ışığı kendinden olan anlamına gelir. Yine salı günü bu arada hemen arkasından ayın gününün olmasına da dikkatinizi çekerim. Ay aynı zamanda El-Hay isminden gelir. Diri olmak ve dünyada bu yaratılışın ardından yaşamın başlaması ve Adem Aleyhisselam'ın katı esasına bakarsanız ilk insan dünyaya indirilen. Burada hemen güneş katında İdris Aleyhisselam'ı, ayın katında Adem Aleyhisselam'ı görüyorsunuz. Bunların isimleri mesela şöyle sırayla gidersek Salı günü, Mars günü ve Harun Aleyhisselam'ın katıdır. Çarşamba günü Merkür günüdür ve İsa Aleyhisselam'ın katıdır. Perşembe günü Jüpiter'in günüdür. Musa Aleyhisselam'ın katıdır. Cuma günü Venüs günüdür. Yusuf Aleyhisselam'ın katıdır. Ve Cumartesi günü Satürn günüdür. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın katıdır. Yani 7 tane kat gökyüzü, 7 tane gezegenle bağdaştırılmıştır. Bunların melekleri de vardır. Ben çok kısa bir kuple okuyacağım. Ondan sonra yavaş yavaş tamamlamaya geçeceğim. Sizleri birazdan çok değerli bir eğitmenle baş başa bırakmak üzere. Evet, mesela diyor ki, bu ilk yaratılıştan sonra ve bu işler bittikten sonra da, bu arada Abdülkerim Ciğri'den okuyorum, onun İnsanı Kamil eserinden okuyorum. Bu işler bittikten sonra da Allah-u Teala Adem'i bu dünya semasına yerleştirdi. Çünkü Adem dünyaya bağlı alemin ruhudur demiş ve kamer pelekini de dünya semasına yerleştirdi demiş. Ve demiş ki İsmail isimli bir meleği Allah-u Teala bu semanın tüm meleklerine hakim kılmış. Şimdi bu kozmoloji içerisinde gök katlarında melekler vazifeli olarak bu evrenin işleyişinden sorumlu hizmetliler olarak görev yapmaktadırlar. Bu meleklerin de her bir kat için bir baş vekili var. Yani oradaki bir görevli baş melek var. Burada Abdülkerim Cili'nin yaptığı, bahsettiği bu. Ve diyor ki İsmail isimli bu meleği Allah-u Teala bu semanın tüm meleklerine hakim kılmıştır ki bu melek kamerin ruhaniyetidir. Evet. Gezegenlerin ruhaniyetini temsil ettiğini söylüyor. Yani gezegenlerin ruhaniyetini temsil eden meleklerden bahsediyor. Yüce Hak Teala anlatılan yoldan bir emir verince o emre hazır melek de emri yerine getirir. Ve bu gibi emirleri bekleyen her melek kendisine has kürsüler üzerinde oturur. Bu kürsülerin adına da suretler makamı denir. Bu şekilde gidiyor. Evet, şimdi yavaş yavaş sözlerimi sonlandıracağım ama bugünün belki de hani aklınızda kalmasını en çok istediğim sözlerini bir araya toparladım. Seyyid Hüseyin Nasr çok önemli bir yazar. Ve ben hem İngilizce hem Türkçe eserlerini toplayıp okumaya gayret ediyorum. Astroloji hakkında onun dediği bazı şeylerden kendi kitabından notlar aldım. Yani bunlar Öner Döşer'in sözleri değil. Biz kendi alanımızdan anlatırken sanki astrolojiyi kayırıyormuş gibi oluyoruz. Ben de onun için başka alanlardan kişiler acaba bu konuda ne düşünüyorlar? Bunu okumak istiyorum.
Öncelikle şöyle diyor, çok güzel bir ifade. Sistemleştirilmiş bir sanat olarak astroloji. Astrolojiyi sistemleştirilmiş bir sanat olarak okuyor. Ve diyor ki, İslam batıniliğinin belirli yönleriyle bütünleşmesini sağlamıştır astroloji. Ve hermetizm ve bu akımla birlikte gerek astroloji gerekse simya, tasavvufun belirli ekolleriyle en yüksek seviyede bütünleşmiş bu biraz evvel bahsettiğim alimlerin döneminde. Ve çoğu Müslüman düşünür, astrolojinin bu kozmolojik, biraz evvel bahsettiğim kozmolojik veçeleriyle ilgilenmişler. Çok güzel bir ifade. Gökle yerin izdivacı üzerine temellenmiş olan astrolojik sembolizm ve yeryüzündeki olayların seyrini belirlemede kozmik realitenin meleki yönünü inceleyen disiplin, İslam metafizik ve kozmolojisinin organik bir veçesi haline geldi, diyor. Ve bu bahsettiğimiz zatların verdikleri eserlerde kendi sembolik veçesi yönünde astroloji, insanın kendi kozmik boyutunu yeniden keşfettiği ve kendi meleki ve melekuti hakikatinin bilincine vardığı, ayrıca bu hakikati yeryüzüne ait varlığı üzerindeki etkilerini tefrik ettiği bir vesile görülmektedir. Sözler biraz eski ifadeler ama kendi ifadeleri gerçekten de benim çok hoşuma gitti. Astroloji bir ilim. Astroloji kendine has metodolojisi olan bir disiplin. Ama hani son noktada astroloji aslında kozmolojik bir bilimdir diyorum ve sözlerimi burada sonlandırıyorum.